Gaziantep'te bir firma tarafından geliştirilen yazılım sayesinde çiftçinin lisanslı depoya koyduğu ürünler sanal pazarda satışa sunuluyor. Şu an yaklaşık olarak 12 deponun 11 tanesi aktif olarak görünüyor. 7. ve 8. depolar yoğun olarak düşük basınç ve ekmekteki kırmızı buğdaylar bulunmuş. Yine diğer depolarda da işte arpa ve ekmekteki kırmızı buğdaylar alınıyor. Artifte Teknoloji olarak 2017 yılından beri biz burada web ve mobil tabanlı yazılımlar geliştiriyoruz. Genel olarak şu anda ağırlıklı olarak geliştirdiğimiz tarım ürünlerinin geliştirmesiyle, tarım ürünlerinin depolanmasıyla ilgili bir yazılım geliştiriyoruz. Listep adı altına verdiğimiz bu yazılımla şu an Türkiye'nin birçok ilindeki tarım ürünlerinin depolanmasını ve hisse senedi olarak kotelettirilmesini sağlayan bir yazılım geliştiriyoruz. Yaklaşık olarak Türkiye genelinde şu anda 100'den fazla şirketin deponun kullandığı bir yazılım. Bu yazılımla ilgili 2017 yılından beri 7 yıldır bir Ar-Ge yapımı devam ediyor. 6 kişilik bir ekibimizle sürekli olarak bu yazılımı geliştiriyoruz. Tarım ürünlerinin depolanması ile ilgili bir yazılım. Çiftçilerin tarım ürünlerini çıkarttıktan sonra, hasatlarını yaptıktan sonra ürünleri daha önceleri kendi depolarında ya da direkt olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nin mevcut depolarında, eski depolarında saklanıyordu. Şu an kendi depolarına, yani lisanslı depolara götürüp istedikleri anda satabiliyorlar ve bu süreçte ürünlerin depolanması ile ilgili işte analizlerin yapılması, tartımları ve bunların Borsa İstanbul'a kotettirilmesi ile ilgili süreçleri de bu yazılım sayesinde yapabiliyorlar. Şu an en son sayılarımıza göre Türkiye genelinde yaklaşık olarak bir 5 milyon tonluk bir ürün kapasitesinin işlenmesi, depolanması ve Borsa İstanbul'a kotettirilmesi ile ilgili süreçlerin hepsini biz gerçekleştirdik. Şu an yeni bir sistem, Türkiye'de daha yeni yeni oturuyor. Yaklaşık olarak Türkiye genelindeki 100'ün üstündeki depoda aktif olarak kullanıyor ama her geçen gün yenisi ekleniyor. Ve tahmin olarak Türkiye genelinde bir 400-500'lü sayılarla bu işlem gerçekleşecek. 500'e yakın depo açılacak. Ve sadece bu buğday, arpa gibi ürünler değil, yine fıstık, kayısı, kuru üzüm, süt gibi tüm ürünlerin belirli Türkiye standartları, enstitüsü belirlediği standartlar çerçevesinde depolanması ile ilgili bir konu. Bu sistem biraz daha hani tamamen işte Word Excel mantığı, daha önceleri defter mantığıyla yürüyen işlemlerde, bu Toprak Mahsulleri Ofisi bünyesinde gerçekleştirilen işlemler. Tabii özel sektör bunu hani hem kontrollerini yapmadan ürünlerin, hem belirli bir tesis standartlarına girmeden depoluyorlardı. Ama şu an belirli bir kalite kriterlerinden geçerek, belirli bir süreçten, doğru bir süreçten geçerek ürünler depolanıyor. Ve örnek veriyorum, Van'ın X ilçesindeki bir ürünün kalitesini şu an tüm Türkiye'den anlık olarak sistemden takip edebiliyoruz. Ya da birisi işte İstanbul'daki bir şirket, örnek veriyorum, Diyarbakır'daki bir ürünü almak istediğinde o ürünün kalite kriterlerini Türkiye'nin her yerinden anlık olarak görebiliyorlar.
İşte buğday için kaçıncı sınıf, birinci, ikinci, üçüncü sınıf, yöresi, hasat zamanı gibisinden kriterlerle Borsa İstanbul'un verdiği, işte Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Tekas Bank'la da entegre çalışıyoruz bu konularda. Buradaki entegrasyonla ürünleri tamamen dijital anlamda bir elektronik ürün senedi dediğimiz belgeye dönüştürüyoruz. Dünya genelinde Amerika'da ve birçok gelişmiş ülkede uygulanan yazılımlar sayesinde yapılıyordu. Tabii şu an Türkiye'de bunu geliştiren iki firmayız. Biz genel olarak biraz daha süreci erken başladığımız için şu an aktif olarak sahadayız. Yazılım süreciyle ilgili şu an açık kaynak teknolojilerle geliştirme yapılıyor bu altyapısında. Bu yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz için dışa bağımlılık sürecinde tamamen bu alanda Türkiye'nin herhangi bir ihtiyacı kalmıyor ve tamamen hani döviz çıkışını engellemiş oluyoruz ülkemizden. Daha önceleri çiftçiler bu sistemde Türkiye'de hani az sayıda olduğu için sıra bekleme, yoğunlukla ilgili işlemler, yine aynı şekilde ürünü sadece devlete değil başka bir yere satmak istediğinde burada bir standart sorunu yaşanıyordu. İşte ürünlerin kalitesi belli değil, ürünler hangi depoda, nasıl bir işaret altında kalıyor. Hani bunlar tamamen artık bir güvence altına alındı. Çiftçi bu ürünü koyduktan sonra bu ürünlerini alıp Türkiye'nin herhangi bir yerinde istediği şirkete ya da devlete satışını gerçekleştirebiliyor. Biz de bu süreçte Gaziantep Ticaret Borsası ve Gaziantep'te çalışan sanayicilerin talepleri doğrultusunda geliştirdiğimiz bir yazılım. Buradaki sanayinin daha aktif olması, gıda konusunda daha aktif olması, yani bu alanda bize bir yol açmış oldu. Edirne'den Van'a, işte Antalya'dan Türkiye'nin öbür ucuna, Samsun'a kadar her yerde aktif olarak bu yazılımı kullanan depolarımız mevcut.